var, o seni boş çevirmeyecektir. Evet, benim nadır, geldiler Kureyze. Kureyze'de de hakez ikna ettiler. Tamam dediler, bizler sizinle beraber olacağız, sizlere yardım edeceğiz, sizden ne halde olursanız olunuz, aynı gayeyi güdeceğiz dediler ve sözleşmeyi yıktı attılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bunu duyunca çok üzüldü. İçerideki münafıklar ve dışarıdan gelen düşmanlar, eshab-ı kiram zaten az bir eshab-ı kiram var. Bunun üzerine içindeki münafıklar dediler ki, hani Muhammed diyordu ya, zaman gelecek Kisra'ya gideceksiniz, orada hakim olacaksınız diyordu. Ama şimdi tuvaletimize de gidemiyoruz. O kadar korku geldi. Aha yarın Katafal evimizi basacak olursa, şunlar evimizi basacak olursa, münafıklar desiseye vermeye başladılar. Aralarında fitne fesat vermeye başladılar. Hal böyle devam ediyor. Medine-i Münevvere 20 günden beri muhasara altında. Bunun üzerine Hazreti Allah Nuaym bin Mesud'un kalbine bir merhamet bıraktı. Onun kalbine bir ilham getirdi. Dedi ki kendi kendine, yatar iken hiç uyumuyor. Yatarken dedi ki kendi kendine konuşuyor. Ya ben niçin geldim? Niçin savaş ediyorum? Kiminle savaş edeceğim? Ne uğruna savaş edeceğim? Ben bu insanlar nasıl kılıcımı çekeceğim? Nasıl kanlarını akıtacağım? Bu insanlar peygambere uymuşlar. Peygamber ise iyilikle, güzellikle emreden bir kişi. Nasıl olur da ben kılıcımı bunlara çekerim diyerekten kendi kendine konuşmaya başladı. Uyuyamadı. Gözlerine uyku girmedi. Gece yarısı, o karanlık gecelerde kalktı. Ordudan sivrilerekten, katafandan sivrilerekten Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi. Gecenin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce tanıdı. Ya Naim, sen misin dedi. Evet ya Resulallah, benim dedi. Senin huzuruna geldim dedi. Benim ya Resulallah, senin huzuruna geldim dedi. Naim ya Resulallah, benim dedi. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mellezi ca'e bike ya Naim, seni buraya ne getirdi? Niçin geldin buraya? Maksadın nedir? Neden dolayı geldin deyince, Gale dedi ki, ciyetü le eşhed en la ilahe illallah ve enneke abdullah ve resuluh. Geldim ki sana şunu söyleyeyim, şehadetlik ederim ki Allah birdir, onun yardımcısı yoktur, sen ise Allah'ın Resulüsün, sana inanmak için geldim ey Allah'ın Resulü dedi. Evet, bana emret ey Allah'ın Resulü, yapacağım şeyi emret diye buyurdu. Sonra şöyle dedi, lekad eslemtü ya Resulallah, buyurduğunuz gibi, gördüğünüz gibi Müslüman oldum. Ve inne kavmi, benim kavmim Müslüman olduğumu bilmiyor. Müslüman oldum, geldim şu karanlıkta huzuruna geldim, Müslüman oldum ama benim kavmim Müslüman olduğumu bilmiyor ya Resulallah dedi. Bunun üzerine femurni bima şi't, emrettiğini bana söyle ya Resulallah, bana emret. Fekale aleyhissalatu vesselam, Allah'ın Resulü buyurdu, innema ente, sen bizlerden bir kişisin, sen bizlerdensin, bizlerden birisisin. Sen kavmine dön, yapacağın hileyi orada göster. Çünkü savaş bir hiledir. Savaş bir hiledir. Sana düşeni orada yap dedi. Bunun üzerine Nuaym dedi ki, naam ya Resulallah, üzerime düşeni yapacağım dedi. Ve setera ma yesurruke inşallah, seni sevindirici haberleri benden göreceksin dedi. Öyle haberler gelecek ki sana dedi, bunları sen çok sevineceksin falan dedi. Ve bunun üzerine Nuaym bin Mesud Hazretleri, o büyük sahabe, Kureyş kabilesine gitti. Kureyş kabilesine gidince onlarla tabii ki samimi her zaman geliyordu. Gençken Müslüman olmazdan önce her zaman Necid'den geliyordu. Onlarla görüşüyordu. Onlara dedi ki geldikten sonra başkanlarına, tabi gece oluyor bunların hepsi, ya beni Kureyze, ey Kureyze kabilesi, lekat araftum vuddi lekum, benim sizlere karşı olan sevgimi biliyorsunuz, ne kadar dost olduğumu biliyorsunuz, sizler ne kadar yardım edeceğimizi de biliyorsunuz, evet bundan haberdarsınız dedi. Fekalü dediler ki, naam, evet, sen bizlerde en güzel, en sadık bir insansın.
sana karşı asla şüphemiz yok dediler. Fakale dedi ki Nuaym Hazretleri, inne Kureyşen ve Katafan, Kureyş ve Katafan kabilesi, lehum fi hazihil harb şe'nun gayle şe'nukum, bu savaşa geldiler. Onların savaştaki arzuları sizin arzunuz gibi değil. Onlar bu savaşa geldiler. Onların bu savaştaki istekleri sizin isteğiniz gibi değil. Siz başkasınız, onlar başka. Peki nasıl dediler, nasıl yani? Fekale dedi ki, entüm hazel beled. Siz bu memlekette yaşayan insansınız. Bu memlekette kalıyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz, diyarınız hepsi burada. Ama onlara gelecek olursak, onlar buralı değil. Onlar savaşta yenecek olursa alır ganimetlerini, çeker giderler. Eğer yenilecek olursalar kaçar giderler. Siz başı başına kalırsınız. Kaldıktan sonra da ne yapar? Muhammed sizin sonunuzu getirir. Biliyorsunuz size de bir yardım olmadığı zaman bir taraftan zaten adedinizde ve gücünüzde az, hemen yok olursunuz Muhammed'in elinde dediler. Dedi. Bunun üzerine dediler ki hakikaten çok haklısın ya. Kureyşler icabında savaşı kazandılar. Ganimetini alır giderler. Onun üzerine biz burada kalacağız. Yenilecek olursak onlar yine kaçıp gidecekler. Biz yine Muhammed'in elinde kalacağız. O zaman çok güzel konuştun dediler. Ne yapalım buna karşı deyince. Femar re'yu indek. Peki buna karşı görüşün ne dediler? Nuaym bin Hazretlerine fakale dedi ki, eğer benim reyime bağlı kalacak olursanız benim reyim de şudur dedi, görüşüm. Ve elle tukatülü mahum. Onlarla beraber savaş etmeyiniz Muhammed'e karşı. Ta ki onlardan 70 tane ileri gelenleri yanınıza rehin alınız. 70 tane Katafan'dan ve Kureyş'ten ileri gelenleri rehin alınız. Deyiniz ki bizle beraber savaşacaksınız sonuna kadar. Kalsanız da ölseniz de beraber olacak. Bana bizlere rehin vereceksiniz. Bu rehinleri alırız deyiniz. Onlardan rehin aldıktan sonra sonuna kadar size savaş ederler. Ya ölürler ya kalırlar. O elinizdeki olan rehinleri kurtarmak için. Ancak bu şekilde onları kendinize bağlarsınız dediler. Nuaym bin Hazretleri'nin görüşü böyle oldu. Fekalü dediler ki bunun üzerine, vakat eşart, hakikaten de ne kadar güzel bir görüş. Onlardan böyle bir rehin almazdan önce savaşa girmeyelim dediler. Katafan ve Kureyş bu şekilde eğer sizlere rehin verecek olursalar mutlaka size bağlı kalacaklardır dediler. Dedi ve bunun üzerine hemen oradan çıktı. Ebu Süfyan'ın yanına geldi. Ebu Süfyan'ın yanına geldi. Kureyş'ten sonra Ebu Süfyan'ın yanına geldi. Ebu Süfyan'a dedi ki, biliyorsunuz Kureyş kabilesinin başkanı gelmiş karargahını kurmuş. Handek'in o tarafında 20 günden beri bekliyor orada. Ona geldi dedi ki, ya maşara Kureyş, ey Kureyş kabilesi. Lekad araftu muddi lekum. Benim sizlere karşı olan sevgimi biliyorsunuz. Düşmanım Muhammed'dir. Bunu da iyice biliyorsunuz. Düşmanlığımı da biliyorsunuz Muhammed'e karşı. Ancak ben duydum ki bir haber, bu haberi de sizden gizlemeyeceğim. Bu haber ise sizleri ilgilendiriyor. Ama bu duyduğunuz haberi, benden duyduğunuz haberi de kimseye söylemeyeceksiniz. Fekalu dediler ki, ne haberdir, nedir bize söyleyeceğin? Ebu Süfyan ileri gelenleri. Fekale dedi ki, inne beni Kureyza, Yahudiler, ahdini bozdular. Ve dediler ki, Katafan'a, eğer bizlere 70 tane şey verecek olursanız, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gitti dediler ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz ahdimizi bozduk ama pişman olduk şimdi. Bizler Beni Kureyza, Yahudiler, Kureyş'ten ve Selman'dan, Katafan'dan 70 tane ileri geleni alacağız. Bu 70 tane ileri geleni aldıktan sonra bunları sana getireceğiz. Sen de bunların kellesini vuracaksın. Ahdimizi bozduğumuzla dolayı pişman olduk ve bununla beraber seninle savaş edeceğiz. Onlara yeneceğiz dediler. Ve bu şekilde de ne yaptılar? Kureyş'e izah ettiler. Bunun üzerine ben bunu sizlere söyledim. Aman sizler de başkasına söylemeyin dedi. Nuaym bin Hazretleri Kureyş kabilesinin ileri gelenlerine.
Bunun üzerine ne kadar güzel konuştun dedi Süfyan, biliyor musun? Hakikaten sen bizim dostumuzsunuz. Bu ana kadar zaten seni dost görüyoruz dediler. Bunun üzerine Selman ne yaptı? Faris, Ebu Süfyan oğlunu şeye gönderdi. Kureyze kabilesine gönderdi. Kureyze kabilesine dedi ki, işte görüyorsunuz 20 günden beri bizler burada bekledik ettik. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Yarından itibaren hazırlanınız, hepimiz birden hücum ederiz dediler. Aslında maksat neydi? Onları denemek için. Hakikaten de bizden 70 tane istiyorlar mı, istemiyorlar mı falan diye oğlunu gönderdiler. Oğlunu gönderdikten sonra Beni Kureyza dedi ki, yarın dediler cuma günü, cumartesi bizlerin bayramıdır Yahudilerin. Asla biz orada savaş etmeyiz. Ayrıyeten de yapmadığımız gibi bizlere 70 tane ileri gelen kişilerinizden rehin vereceksiniz. Ondan sonra bu savaşa gireriz dediler. Bu haberi aldıktan sonra Süfyan'ın oğlu geldi, derhal babasına bu haberi bildirdi. Haberin üzerine istişare yaptı, topladı kabilesini, ileri gelenlerini topladı. Topladıktan sonra dedi ki Süfyan, durum böyle, 70 tane kişi istiyor bizden. O 70 tane kişi değil, onlara bir koç bile vermeyiz. Ey Hızır çocukları, ey maymun çocukları diye tühmette bulundular o Yahudilere. Evet, bunun üzerine o savaştan vazgeçtikleri gibi Allah o gece bir rüzgar gönderdi, onların çadırlarını, her şeyini kökünden söktü. Kendilerini zor kurtardılar ve böylelikle de Nuaym bin Hazretlerinin o yapmış olduğu o hile gerçekten de çok işe yaradı. Ondan dolayı Allah'ın Resulü dedi ki ona, ey Nuaym, sen bizlerden bir tanesisin. Sen git onların arasına, yapacağın hileleri yap. Çünkü savaş hileden ibarettir diye buyurdu Allah'ın Resulü. Evet, onlar o şekilde gittiler. Sabahleyin baktılar ki o karargahların yerinde hiçbir şey kalmamış. Allah'ın Resulü çok sevindi ve Allah'a dua etti. Allah'ım sana hamdü senalar olsun diye dua etti. Zaman geçti. Geçtikten sonra, büyük bir zamandan sonra Mekke'yi mükerremeye fethettikten sonra, fethederken Nuaym bin Hazretleri İslam sancağını üzerinde taşıyor idi. Mekke'ye girince Mekke'de Ebu Süfyan baktı ki Nuaym bin Hazretleri İslam sancağını taşıyor Mekke'ye girdiklerinde. Kendisi şöyle dedi. Zamanında Muhammed'e en büyük düşman olan bir kişi, şimdi ise zamanın geçtikten sonra Muhammed'e en sevgili, saygılı bir kişi olmuş diyerekten ofşetti kendisine. İşte bundan dolayı değerli kardeşim, Nuaym bin Hazretleri'nin o kısa hayatı başında öyleydi, sonunda da bu şekilde oldu. Onun kalbindeki olan Allah sevgisi, peygamber sevgisi hakikaten de arz etmiş olduğu o sevaba nail kılmış oldu. Kıyamete kadar Nuaym bin Hazretleri'nin ve diğer ashablarının bu sevgili hayatları, güzel hayatları bizlere aydınlık olacak ve bizlere ışık tutacak ve bizlerin nasıl yürüyeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi gösterici büyük bir sireler olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Mevlalar muvaffak eylesin. Allah bizleri ve bu sahabelere vermiş olduğu İslam gayreti, İslam heyecanını da bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bugün Ramazan'dan önceki olan son sohbetimiz, Ramazan'dan sonra Allah nasip edecek olursa inşallah aynı sohbetimiz gene burada devam edecektir. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed. Hocam Ebu Süfyan sonra iman etti. Oldu, sonra Müslüman oldu o da. Ebu sonra Müslüman oldu.